Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Art of Conquest'in ilk bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer seçimi diye bir şey çıktı karşımıza. Sunucu değiştirip oynuyorum bu arada. Arkadaşlar ben Idiorum'da oynuyordum. Hepsini şöyle bir göstereyim. Siz hemen okuyayım istiyorsanız. Nora Diyarı'nın dini merkezi olarak bilinen Idiorum gizemli olsa da güçlü bir krallık. İciorum'un diğer krallıklarla iletişim kurduğu fazla görülmez. Neferak var. Onu açalım. Neferak binlerce yıldır Kubu çölünde yer alıyor ve ticaret pazarı ve geçilmez su savunmaları ile tanınıyor. Altın istekleri daha fazla toprak istemelerine ve dolayısıyla sınırlarını kuzeye doğru genişletmelerine sebep oluyor. Atali var arkadaşlar. Atali'nin ataları denizin diğer tarafından geldi. Küçük bir şehir kurdular ancak en sonunda diğer krallıklar tarafından görmezden gelinmeyecek bir kuvvet haline geldiler. Özgürlük ve demokrasi peşinde halklarının asla acı çekmemesini istiyorlar. Dunwolf Gollum Krallığı topraklarındaki kanun ve nizami korumak için güce ulaşmayı her şeyden daha çok istiyor. Kuzeyi bir araya getirmek istiyorlar. Savaşı kaçınılmaz olduğunu biliyorlar. Skarn Paladin gelenekleriyle tanınır. Peşinde oldukları şey bilgi ve bilgelikleri, yabancı uluslarla iletişim kurmayı ve görkemli başarılarını Nöre diyarlarında yaymayı severler. Hyrule. Galiba öyle okunuyor. Hyrule savaşçıların doğum yeri olarak bilinir ve eğitim disiplinleriyle savaş teknikleri nedeniyle diğer krallıklara korku salar. Güçlü olmaları daha fazla güç ve toprak isteğine de yol açmıştır. Daha çok yok. Arkadaşlar böyle ben Dunwolf'ları seçiyorum. Okuyamam ama adını. Giriyoruz arkadaşlar. Hemen burada neden böyle oldu bilmiyorum. Tam düzeldi. Burada da bilgiler yazıyor. Elebaşlarını öldürmek ve büyük hazinelerini ele geçirmek için Norau bir şey diyor ama onu gezini bulamıyoruz. Göremiyoruz. Hadi bakalım. Tamam, başladık arkadaşlar. İlk sizi burada böyle bir yerde başlatıyor arkadaşlar. Dümdüz gidip önümüzdeki kırmızı yerlere tıklayarak onları öldüreceğiz arkadaşlar. Böyle saldır diyoruz. Hemen giriyoruz. Hemen şöyle. Arkadaşlar karakterimiz üstüne tıklayarak koyuyorsunuz. İstiyorsanız böyle oynatabiliyorsunuz. Ben pek oynatmıyorum. Tıklıyorum. Nereye çıkarsa adamlar. Öyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar tıklıyoruz. Basınca ne kadarlık bir alanı kapladığını gösteriyor. Bırakıyoruz. O ok fırlatıyorlar. Alevli ok. O da gayet güçlü. Arkadaşlar. Bu arada oyunu indirip oynamanızı tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Böyle moral boost oluyor. Hemen şöyle Avalon. Karakterimizden Avalon. Hemen görev tamamlıyoruz arkadaşlar. Böyle hemen topluyoruz odun falan. Bu arada 3 temel şey. Altın, odun. O neydi arkadaşlar? Öz. Var bir de şunlar var altında mücevher galiba bu ne? Kanlı elmas, mitril, bir de arkadaşlar kristal var. Böyle yeşil yerlerden de adam geliyor size. Bunlar güçlü arkadaşlar. Bunlardan kayıp vermiyorduk. Veriyoruz mu bilmiyorum ama bunlar şey güçlü arkadaşlar. Baya güçlü. Bir level olduğu için ve oyunun başında olduğumuz için güçlüler de şimdi bir görürsünüz. Şimdi şunu atıyoruz. Ama oyun ilerlerinde çok güçlü oluyorlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kişi öldüremediler. Biz öldürdük hep.
Evet. Hemen karşımıza şey çıkıyor. Birazdan ordu şey çıkıyor. Ordu. Hemen topluyoruz. Hemen görev tamamlandı arkadaşlar. Onu da alıyoruz. Karabul galiba onun da. Böyle altınları da topluyoruz yerden. Ay, ters yöne gidiyoruz. Şurada şey var. Tüfekçi. Hemen buradan bunlara saldıracağız. Hemen. En fazla 15 tane durabiliyor bir orduda. 15 veya 20 diye hatırlamıyorum arkadaşlar tam. Çünkü uzun zamandır bunları kullanmadığım için. Şöyle hepsine vuracak şekilde atıyorum. Şöyle daha iyi oluyor. Hepsi vuruyor. Arkadaşlar burada kaybedebiliriz. Birkaç adam. Ama kaybetmedik o kadar çok. Arkadaşlar ben bundan önce bir deneme yapmıştım. Yani bir video daha çekmiştim. O iptal oldu. Onu da burada yani buradaki mızraklı ordusu tamamen yıkılmıştı. Bitmişlerdi. Yani 11 tane ondan ölmüştü. Arkadaşlar bu sefer ölmedi. Şimdi atlı veriyorlar bize arkadaşlar. Atlı ile bir tane okçu. Hemen şuradan. Şunları topluyoruz. Eşya gelince eşyalar bölümü de açıldı. Eşya verdiler bir tane. Arkadaşlar şimdi amacımız ya şuradan iskeletlerden devam edeceğiz ya da buradaki boss'u öldüreceğiz. Ben boss'u öldürmeyi tercih ediyorum. Tabi bu güçlü bir boss değil o kadar yani. Arkadaşlar güç kısmı var. Bizim kahramanın gücü tek başına ondan daha çok. Ben mızrakçıya koymak istemiyorum. Şöyle. Hemen atlıları arkadaşlar böyle bir vuruyorlar pat pat. Boss bile sıyılmaz arkadaşlar bu. Bu arada kahramanların özelliklerini sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ve öldürdük arkadaşlar. Bu o kadar boss sayılmaz. Level atladı Avalon ondan dolayı. Sonunda Avalon Prens. Ve kaynak ele geçir şeyi açıldı özel gücü. Arkadaşlar hemen şunları topluyoruz. Şöyle. Bunlar işimize yarayacak şeylerimize verirken kahramanlarımıza. Arkadaşlar buradan burada kışla var. Kışladan geliyor. Burası galiba daha değişik bir yer olduğu için çünkü bu şeylerde neydi orası? Adını unuttum arkadaşlar. İcarum şehrinde buradan mızraklı geliyordu. Buradan daha gelişmişi geliyor. Hani öldürüyor gelişmiş diye. Hemen arkadaşlar arkaya okçu gibi duruyor. Bunu koyarım. Bir de arkaya bunu tamam. Daha iki tane özelliği var. Arkadaşlar bunlar okçu gibiymiş. İlkel bir fırlatıyorlar. Yani bunların aynısı. Hem fırlatıyorlar hem vuruyorlar galiba. Ama arkadaşlar Avalon'un özelliği hemen öldürüyor onları. Ama buradan kayıp verebiliriz. Full hepsi şey kitlemiş kahramana. Bu da bizim için iyi. Arkadaşlar galiba bizim o hani daha geçmiş dediğim adamlar ilk böyle bir iki kere fırlatıyorlar sonra şey yapıyorlar. Normal vurmaya geçiyorlar. Yeni bir Avril geldi arkadaşlar kahraman olarak bize. Bül Tapınağı'nın eski görkemine kavuşturmaya kararlı olan yetenekli bir buz büyücüsü. Arkadaşlar asa bulmuştuk hatırlıyorsanız onu da buna vereceğiz. Buradan bulduğumuz şu asayı. Daha güçlü yapıyor onu. Görev alalım. Arkadaşlar bunu da. Tamam. Kabiliyet diyor arkadaşlar. Ben hemen kabiliyetini örteyim. Arkadaşlar eşyalar var. Buradan eşyalar, detaylar var. Burada canı falan hepsi gözüküyor. Kabiliyeti var arkadaşlar bir de. Burada Ogre'nin özel gücü. Arkadaşlar bunu şey öğrenmemiz lazım bizim. Bunu öğrenirsek eğer şey oluyor. Böyle saldırdığımız yerlerden şey kazanabiliyoruz. Ganimet buluyor Avalon. Hemen şuradan. Buradan bunlar geldi. Arkadaşlar şöyle duran turuncu şeyler. Yani bunlar arkadaşlar çok önemli. Şeylerin enerjisi bitince onu devreye giriyor yani. Enerji var. Göstereyim arkadaşlar. Bunlar güçlü ama yani çok güçlü sayılmaz.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 yazıyor. Bunda da 5 yazıyor kalple. Görmenler için bir daha bir göstereyim. Arkadaşlar 6 var. Avalon'da şeyde de 5, bir de yanında da mavide 5 var. O 5 yani mavi olan büyü simgesi oluyor. Ondan büyü şey oluyor yani. Kullandığı özel güçlerini harcıyor. Diğerkisi enerjisi her savaşa girerken bir tane ondan harcıyor. Avalon'da aynı şekilde ama onda büyü şey yok. Arkadaşlar 4 hakkımız oldu. İkisi de 2 şey yaptığı için. Arkadaşlar şöyle. Yer kalmadı. Bir ekranı büyüteyim ben. Bu tam köşede. Bu da. Arkadaşlar şöyle elimden geldiğince yer açmaya çalışıyorum. Siz şöyle öne geçin. Arkada yer var şu anda arkadaşlar. Atlılar da geçebilir. Hemen arkadaşlar buznova var. Bu da buznovada şöyle bir şey. Arkadaşlar şunu şuraya. Şöyle. Buznova'yı pardon yanlış okudum. Bu hem canlarını götürüyor hem donduruyor arkadaşlar. Burada hemen öldürdük. Arkadaşlar böyle parladığı zaman moral boost oluyor. Yani daha hızlı vurmaya başlıyorlar. Böyle bir seviniyorlar. Anlamında. Arkadaşlar bunun da görevi tamamlandı. Trentil. Leş ordusu yen diyor. Biraz daha atlı geldi arkadaşlar. Hiç fena değil. Bir ondan. Cadı arkadaşlar. Burası baya yani her şey var gibi duruyor. Ama bunu yenmezsek olmuyor. Arkadaşlar göstereyim yine. Bakın arkadaşlar 5'e 10'da 4 oldu. Çünkü ikisini de kullandı orada büyü kullandığımızda. İlk başlarda o şey level şeyi çok sıkıntı olmayacaktır. Yine yeterli alan yok diyor. Şöyle dur. Atlı siz şuraya gelin. Siz yine aynı yere. Nereye gittiniz ya okçular? Şöyle. Arkadaşlar şunu da şöyle çektik mi? Hadi şöyle. Heh, tamam girdi buraya tamam. Sığdı yani. Arkadaşlar buradan şu cadılara ok atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tam şu kısma. Çünkü arkadaşlar cadılar neredeyse tek. Tabi cadılar iskelet çıkaramıyorlar. Sadece vuruyorlar. Çok yazık olmuş. Onlar da cadı olma yolunda. Bu arada arkadaşlar Avril'in özelliği atınca da dondurabiliyor. Yani normal vuruşu da dondurabiliyor. Özel gücü de var. Özel gücü yani şu anlık bir level kabiliyet öğrenmediği için vuramıyor ama level atlayınca o da vuruşu da donduruyor böyle şey yanında. Arkadaşlar level atlayacak onlar. Leş ordusu yendik. Hisar inşa et diyor. Arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Ve bizim şehrimiz burası arkadaşlar. Gidiyoruz. Burası bizim krallığımız. Hemen. Buradan bir yerden şey olmalı. Arkadaşlar buna tıklıyoruz. Bize görevde bir tane hisar yap diyor. 20 saniye hemen. Zaten ücretsiz arkadaşlar. Hemen hızlandıralım. Artı 5 şey kattı. Ve 80 şey işte. Refah seviyesi kattı arkadaşlar. Bunları hızlandıramıyoruz. 3 saniyelik hızlandırma istiyor. Hemen ücretsiz hızlandıralım. Arkadaşlar hepsini kuracağım böyle çok uzun olmadığı sürece. 25 bıçak evi kuralım 25'e. Bunlar odun üretiyor. Diğer kişi de şey üretiyor arkadaşlar. Öz üretiyor. Direkt 60 oldu ya. Refah seviyesi arkadaşlar. Yukarıda 240 yazıyor arkadaşlar. O yeşil olunca şu anda olduğu gibi. Şu oluyor. Demek ki kalenizi ikinci levele basabilecek kadar olmuş. Yani kaleyi böyle ikinci levele basabiliyorsunuz. Ama o kadar odunumuz yok. Arkadaşlar artık ev simgesi de geldi buraya. Eve oradan hemen hızlıca gidebiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar bu zaten görev. Eve gidiyoruz.
Buradan Hisar'a giriyoruz. Basılı tutuyoruz. Arkadaşlar normalde Hisar'dan böyle çıkması gerekirken bu çıkıyor arkadaşlar. Bu çıkıyor yani. Bu kıdemli. Bu arkadaşlar mızrakçı yazıyor. Şeyinde fotoğrafın yanında hemen üstte yazıyor böyle. Birim detaylarını aldı. Kıdemli. Bu da mızrakçı diye. Dikkat ederseniz onu görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar mesaj açmak için özel bir yer var buranın. Şöyle bir yer arkadaşlar. Kingdom var. Tüm krallık var. Bir de story arkadaşlar bunu bilmiyorum. Daha. Böyle yani arkadaşlar şimdilik. Durum böyle arkadaşlar. İlk başlarda basabildiğim kadar adam basmaya çalışacağım. Şimdi etrafı şuradan gitmeye başlayacağız. Kral yolu diye bir yer keşfet. Şu anda adamları daha göremiyoruz. Arkadaşlar tüfekçi var. Hemen alalım tüfekçileri. 10 tane cüce. Hemen şunları alalım. Arkadaşlar şöyle ünlemli yerleri de altın madeni falan oluyor. Teslim ediyoruz arkadaşlar. Bunlar bize gelecek. Aa, bunları koruyormuş. Buraları açabildiğimiz kadar açalım arkadaşlar. Kırmızı rün var. Liderlik sağladı. Ben bunu edeceğim arkadaşlar. Avalon. Galiba liderlik ne kadar artarsa o kadar bizim için iyi. Çünkü o kadar çok şey geliyor. Burada örümcek var bir tane. Taze et ağlarımla gezinmek ister misin? Arkadaşlar asıl bosslar bunlar işte. Arkadaşlar önemli değil. Şu olabilir yani her türlü. Biz kaybetsek de kazansak da ben bunları bugu yok yani direkt şuradan ayrıl diyorsunuz. Hiçbir şey kaybetmeden devam ediyorsunuz oyuna. Arkadaşlar şöyle hemen hücum edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağ atıyor çok fena. Ben şurasını bir kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Özeller gitmesi kıdemliler. Yardım edelim arkadaşlar ki örümceğe bir an önce varalım. Kıdemlerin hepsi öldü. Arkadaşlar kaybedeceğiz belli. Bunu hemen saldırmayacaktık. Olsun bir deneyelim. Belki şey olabilir. Arkadaşlar cephaneleri bitti. Bunlar bir işe yaramıyor artık. Cephane bitince. Okçular var arkadaşlar. Bakın. Canın orada çarpı 3 yazıyor arkadaşlar. O demek ki 3 tane arda arda canı var. Çocukların iç organlarını çıkarın. Arkadaşlar bundan çıkarıyor. O şey geliyor. Bizim adam öldü Avalon. Canına kadar hızlı gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaybedeceğiz. Sefil sinekler boşuna direnme. Şey kalmaz zaten hiçbir şey. Arkadaşlar direkt ayrıl yapacağım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettik mi kaybetmedik mi anlamadım. Bakıyoruz arkadaşlar hemen birimden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey kaybetmedik. Yani böyle bir şey, taktik sayılır yani. Pek sayılmayabilir ama. Şimdi arkadaşlar diyor ki okul. Ay okul diyorum ya. Şey okçu. 12 tane okçu eğit diyor. Basılı tut. Hemen oluyor bunlar da. Quest complete. Ne oldu? Birlik sesi yükselterek 100 yap. Yapmışız helal olsun. 100 tane yapmışız. Ay eve tıkladım yanlışlıkla. Arkadaşlar haritaya tıklıyoruz. Burada biz normalde şu aşağıdaki mor taraftık arkadaşlar. Ama şimdi Dunful Krallığı Kuzeyhisar var. Hemen şuraya açalım arkadaşlar. Zaten başka bir yer kalmadı. Şunu alalım arkadaşlar. Gerekiyor dediğim gibi. Onları boş yere harcamayacağım şimdi. Şimdi buraya zaten gitmeye hiç gerek yok. Şimdi buraları öldürmemiz lazım sırasıyla. Yani şunlardan başlayalım. Şimdi ilk kısımlar olduğu için şey. Arkadaşlar bu videoyu çok uzun yapmayacağım. Yani 25 dakika uzun sayılır. Çok uzun değil yani videoma göre. Bu arada arkadaşlar bugün de şey gelebilir. Yani oyun tanıtımı
Bir tane oyun var arkadaşlar. Onu becer yani onu şey yapabilirsem, videoyu ayarlayabilirsem güzelcene, onun videosu gelecek bir tanıtım daha, ilk izlenim yani. Evet arkadaşlar, level atladı Avalon. 9 can oldu gördüğünüz gibi. 4'ten 9'a çıktı. Doğal lider özelliği aldı. Sonra Avril de level atladı. 2 level oldu. Ve bu da ne özelliği açıldı arkadaşlar? Buz girdabı. Bu galiba şey yapmasını sağladı arkadaşlar. Vurduğunda da buz olmasını. Hemen arkadaşlar buradan kahramanları görüyoruz. Avalon. Bakalım kabiliyet puanı gelmiş mi? Gelmiş arkadaşlar. Doğal lideri alıyoruz hemen. Arkadaşlar şu anda Avalon 3 yer 3 şey kaplıyor artık. 3 tane birim koyma şeyi sağlıyor. Birim dedim ya, birim. Hemen 12 tane okçu yetiştirdik. Görev tamamlandı. Okey dedik, aldık. Bunu da aldık. Kaleyi ikinci level yükselt diyor. Ama hala yükseltemiyoruz arkadaşlar. Galiba öyle hatırlıyorum. Az hatırlıyorum. Yani fazla hatırlıyormuşum arkadaşlar ben. Hızlandırmamız var bir tane. Arkadaşlar ben hemen hızlandırıp bitireceğim video için. Normalde de hızlandırıyordu. Upgrade. Daha bu kadar şeyler var arkadaşlar bizim evimizde. Şimdi arkadaşlar bu kadar hastane arkadaşlar. En önemlisi bu. Ama şey odun yok. İleri karakol da önemli. Hastane ile ileri kol en önemlisi. İleri kol. İleri karakol. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Görevlere giriyoruz. Kale 2 ile ikinci seviye yükselttiğimiz için. Hemen şuradan altınları toplayalım. Arkadaşlar devam ediyorum. Şey hapşuracaktım, ondan dolayı durdurdum videoyu. Yani buradan ne yapsak? Saldırı demeden. Arkadaşlar normalde buradakilerin hepsini bitireceğiz. Sırayla hemen başlayalım. Buzda şey yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yer 3 birim koymeleri var. 5. Hemen şöyle hepsini neredeyse sığıyor. Bakalım. 28 tane okçumuz var. Kaç tane kalacak geriye? 4. O zaman 24 tane koyuluyor. Aynen. Aa çok az koydum ya. Birim az koydum. 4'e alışmışım. Bir tane koymayı unuttum. Şuraya bir tane ok. Arkadaşlar çok fazla buzlu novayı kullanmıyorum. Çünkü şey özelliğinin bitmesini istemiyorum. İleride tipi diye bir özelliği açacak arkadaşlar. Böyle bildiğiniz şey buz düşecek böyle aşağı, sivri buzlar olur ya arkadaşlar, onlardan böyle düşecek. Buraya tam uygun yani. Buraya da alevli ok uygun değil. Hemen inşaat tamamlandı diyor arkadaşlar. Hemen şimdi arkadaşlar bunun özelliği daha çok yer kaplıyor. Burada arkadaşlar buradan da şeyi arttırabiliyorsunuz. Arkadaşlar kışla kurulabiliyorsa 100 odunumuz yok arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. Hemen kemiklerini sıyıracağım. Güzel bir şey yok ki. Aslında şimdi saldırsak kaç tane birim var elimizde? Ona göre bir bakayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsinden koyabilirim yani. O zaman sıkıntı yok. Bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Çünkü burada bir sürü ganimet var. İşimize çok yarayacak. Yani direkt odun gelecek oradan bir sürü. Şimdi 5 olduğu için arkadaşlar artık şöyle hepsinden koyabiliyorum. Hem alan da büyük arkadaşlar buranın. Böyle bir saldırı yapacağım. Hemen şuradan patlat patlat patlat. Arkadaşlar şuraya yardım edeyim hemen. Orası gerekiyor. Bir level iskelet ama güçlü arkadaşlar. Boss'un adamları olduğu için. Yani boss'un adamı sayılır buna. Ve direkt kıdemlere saldırıyor bu. Ortadaki diye mi saldırıyor? Ne için saldırıyor? Anlamadım arkadaşlar. Atlılar koşun.
Cephaneleri bitmedi arkadaşlar onların şeylerin tüfekçilerin. Moral arttı arkadaşlar. Artık daha kolay bizim işimiz. Gördüğünüz gibi bitirdik direkt. O çocukların iç organlarını çıkarın. Aynı şeyler. Bitirdik zaten. Sefil sinekler. Boşuna direnme. Biraz daha geldi üstüne. Ve öldürdük. Şimdi hepsinin moral boost varken hepsini öldürebiliriz. Gördüğünüz gibi ama yani bunları da hafife alacak kadar güçsüz değil. Yani şöyle bir yere yardım bile edebilirim. Şöyle bir şekilde donduralım. Don 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 don. Arkadaşlar çünkü öldürecekler. Bu bizim hiç istemediğimiz. Bir tane atlımız yaşıyor şu ana kadar. Bir tane kalmış. Ölü var. Ama sıkıntı değil. Kaç taraftan 61 ölü. Bizden 13 ölü. 13 değil. 17 ölü. Ganimetleri toplayalım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Buradan hiç oynamayacağım. Sadece videoda oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bir sürü şey gelecek. Para. Şurada zaten 200 geliyor. 500 100 öyle de veriyor. Arkadaşlar şunları da topladık mı? Bu da şey geliyor. Liderlik. Arkadaşlar ben hep Avalon'a vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bakın şu bize 40 tane verdi. Değil mi? 40 tane. 37 oldu. Buradan işte geldi 2000 tane şey. Bunları toplayalım hemen arkadaşlar. Hangisi daha güçlüyse onu bizim kahramana vereceğim. Bakalım Avalon son umut. Hemen şuradan bunun 16 artıyor. 3 bu, bir tane bu. Bu neymiş? 4 tane bunun kılıç veriyormuş. Ben bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Liderlik daha iyi olur. Buna takamıyoruzdur. Bu çünkü asa kullanıyor. Arkadaşlar hemen görevi alalım. Bir sürü görev tamamlandı şey sayesinde orayı öldürdük diye. İyi oldu bizim için de. Hemen şöyle bir sürü görev. Zaten teniriz. Son olarak arkadaşlar inşaat tamamlanmıştı çünkü inşaat yoktu. Hemen şuradan ben hemen hastaneyi kurmak istiyorum arkadaşlar. Kurduk. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.